AKP'nin iktidar tarihi bu anlamda bu üç terör örgütüyle ortaklaştığı, koklaştığı, kucaklaştığı, devleti, ülkeyi ve iktidarı paylaştığı bir ihanet tarihidir. Bunun adını koyalım. Aynen bir ihanet tarihidir. PKK, FETÖ ve IŞİD'le kol kola geçirdiğiniz yıllardan sonra sizin terörle mücadele edeceğinize dair iddiaya kim inanabilir? Kim? 15 Temmuz gecesi bu darbe Allah'ın bize bir lütfudur diyen sizlere kim inanır? Başkanlık kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır diyen sizlere kim inanır? Başkanlık sistemi gelmezse bu ülke bölünür diyen sözün karşısında bu mücadele iddiasına kim inanır? Patlayan bombalarla yurttaşlarımız can verirken, oylarımız artıyor diye sevinç çığlıkları atarken şimdi size kim inanır? Bu darbe sevincilikle, bu terör sevincilikle siz nasıl terörle mücadele edeceksiniz? Bunu soruyorum. Sizin de zaten böyle bir amacınız yok. Böyle bir amacınız yok. Amacınız muhaliflerle mücadele olduğu gün gibi ortada. Öfkeli kalabalık dediğiniz, canlı bombalarına göz yumduğunuz, Sayın Bak, birlikte, bakar mısın, birliklerinizi inkar edip tırlar dolusu yalan söylediğiniz IŞİD'le mücadeleyi siz yapamazsınız. Yine aynı menzile farklı yollardan gidiyoruz dediğiniz, her istediklerini verdiğiniz, gel de bu hasretmişsin dediğiniz FETÖ'yle mücadeleyi siz yapamazsınız. Ve keza seçilmiş belediye başkanlarını ve milletvekillerini parlamentonun dışına atıp Türkiye için Kürt meselesinin çözümünde bir şanstır dediğiniz PKK'yla mücadeleyi siz yapamazsınız. Ve keza mitinglerinde akademisyenlerin kanlarıyla duş almak isteyen yandaş çetelerle mücadeleyi siz yapamazsınız. En büyük ortaklık suç ortaklığıdır ve bir tek o bozulmaz. IŞİD iyi ki varsın, Allah kurşunu azaltmasın diyen bir sözcü bu partiden çıkıyorsa bu mücadeleyi siz yapamazsınız. Bu sözlerini sizi engeller. Ve yine her terör üzerine gittiğinizde kendi yüzünüzü görürsünüz. İç içerinizi görürsünüz. Ve sevgili arkadaşlar, sonuçta sizler yeni terör ve terörist kavramı ürettiniz. Sonuçta kim ki bu ülkenin taşına, toprağına, ağacına aşıksa o sizin için teröristtir. Kim ki barış kardeşlik der, o akademisyen öğretmen sizin için teröristtir. Ve kim ki kalemini satmaz, gazetecidir, o sizin için teröristtir. Bu kavramları siz yarattınız. Bu kanunlu amacınız bunları tasfiye etmektir. Aslına bakarsanız sözüme tek katkınız iktidardan gitmeniz olacaktır. Bunu da sevgili halkım sandıkta sağlayacaktır. Saygılar sunuyorum.